Ekranların yol gösteren Gezi Kültür Programı Rehber'e hoş geldiniz. Ben Mert Savaş. Hüseyin Alkan abimle beraber rotamızı bu hafta Diyarbakır'a çevirdik. Programımızın açılış anonsunu da Dicle'nin kenarında sırtımıza 10 gözlü köprüyü alarak yapmak istedik. Diyarbakır, kadim şehir, açık hava müzesi, kültür şehri. O kadar güzel yerleri gördük ki İlerleyen dakikalarda sizlerle paylaşacağız. Yeniden restore edilen yerler, yeniden yapılan yerler, buram buram tarihi hissedebileceğiniz mekanlar. Çok keyifli bir Diyarbakır programı hazırladık. Açılış anonsu için de özellikle 10 gözlü köprüyü seçtim. Çünkü Dicle Diyarbakır için önemli bir sembol. 10 gözlü köprü Diyarbakır'ın sembol eserlerinden biri. 1065 yılında yapılmış. Oldukça yaşlı bir köprü. Hikayesi çok. Bir zamanlar Diyarbakır'ın tek geçiş noktası. Ve düşman geldiği zaman rivayet edilir ki köprüyü yıkarlarmış. Düşman giremediği için geri döndükten sonra köprüyü yeniden yaparlarmış. Yık yap, yık yap. Ardından başka bir çözüm bulmuşlar. Köprüyü daraltmaya başlamışlar. Çıkışa doğru, şehre girişe doğru da genişliyor. Dar alanda düşmanı yakalayıp savaşı orada kazanmayı planlamışlar. Bugün Diyarbakır'ı anlatan birçok fotoğrafta, birçok fotoğrafın yanı sıra belgede yer alan muhteşem bir köprü. Bakın şu anda da yine köprünün üstünde her zaman olduğu gibi misafirler var. Ama biz bu hafta Diyarbakır'ın az önce de söylediğim gibi farklı yerlerine de gideceğiz. Yeni Kapı'ya gideceğiz. Yenilenen Diyarbakır'dan bahsedeceğiz. Elbette bunu eski eserlerle, tarihi eserlerle harmanlayacağız. Rehber Dicle'nin yanı başında. 10 gözlü köprüde başladı. İyi seyirler. Diyarbakır'ı turluyoruz. Yola çıktık hep beraber. Şimdi gezerken bir harf hatası oldu ama benim çok hoşuma gitti. Şimdi sevgili abim dedi ki delilere geldik. Allah dedim benim yerim ya, burası kaçmaz. Niye dedi? Dedim ben de deliyim. Ya öyle değil dedi. Deliler değil dedi. Deliller. Abi dedim o zaman dedim yine çekelim ama hani deliler olsaydı bana daha çok uyardı. Efendim Diyarbakır'ın yine en önemli yerlerinden biriyiz. Zaten yapının şekline baktığımız zaman, girişteki avlunun büyüklüğüne baktığımız zaman, ortadaki havuzda gördüğümüz zaman buranın bir kervan olduğunu anlıyoruz. Şimdi ben yıllar yıllar önce Ankara'da benim bir Mehmet Can diye abim vardı. Tesadüf onun da akrabası yine bir Mehmet abiyle karşılaştık. Gel Mehmet abi, buranın işletmecisi mi diyeyim, sahibi mi diyeyim? Estağfurullah ya, buranın, nasılsın? Buranın iyi ben kişiyiz ya. İşte. Merhaba, merhaba. Sağ olun. Sağ olun. Burası neresi? Hoş abi? Geldiniz. Bir de sen anlat bize burayı. Burası Diyarbakır. Burası Sur. Sur'un kalbi, burası Delilerhani, Delil, bildiğiniz gibi rehber izah ettiniz. Şu an Kervansaray Oteli olarak 36 yıldır bekçiliğini yapıyoruz. Koruyoruz, korumaya çalışıyoruz, yaşatıyoruz, yaşatmaya çalışıyoruz. Otel olarak devam ediyor. Peki bundan yıllar yıllar önce buraya develerle mi geliyorlar? Evet. Burası İpek yolu çünkü, evet, değil mi? Evet, kesinlikle develerle gelip zaten her kervansaraya girdiğinizde bir havuz çıkar karşınıza. Sağda da 800 devenin ahuri vardır. Gelir tüccarlar, burada konaklar, odalarda yatarlar. Hayvanları burada su içer, deve ahuruna bağlarlar. Sabah burada İpek yolunda İran, Hindistan, dünyaya, Avrupa'ya dağılırlar. Peki şöyle baktığımız zaman abi kaç oda var burada? Burada genel 30 oda var işte. Müşteriye verdiğimiz odur. Bu odaları 5-10 oda var aşağıda ama veremiyorsun çünkü çok ziyaretçi geliyor. Doğru. Ziyaret amacıyla geliyor adam. Geliyor, ses çıkarıyor. Sosyal medyada yatamıyor. Başladı. Herkesin elinde cep telefonu. Evet. Şurada bir fotoğraf, orada evet, bir fotoğraf, evet, değil mi? O... Evet, evet. Yalnız bak demin ne güzel galiba gittiler. İstanbul'dan öğretmen kardeşlerimle, arkadaşlarımla karşılaştım. Ya dediler ki biz Diyarbakır'a bayıldık. Keşke daha uzun kalsaydık. Demek ki yani o ya, Diyarbakır, evet, misafirperverliğini her zaman ortaya koyuyor. Kesinlikle, kesinlikle. 7'sinden 70'ine herkes misafirperverdir. Ama Diyarbakır hak ettiği ilgiyi bulamıyor. Peki pahalı mı? Pahalı mı burası? Hayır.
Türkiye'nin bakın en ucuz yeri Diyarbakır. Ben onu bilmem. Şimdi unutma ben bunu. Geldim. Keşke devemle gelseydim. 1 milyona yatarsın. Kaçta ya? 1 milyona yatarsın. 1 milyona. Evet, kahvaltını yaparsın. Baba sinir sizi... bak bir şey söyleyeyim. Hayır ben abi, kesinlikle. Abi bak onu 1 milyonu düzeltelim, onu 1000 lira yapalım. 1000 lira. 1000 lira. 1 milyona yatarsın dersen var ya. Düzeltiyorum pardon. Eski parayla dedim. 1000 lira kalırsın, kahvaltını alırsın, saunan, hamamın, havuzun, sınırsız sıcak, soğuk içecekler hepsine faydalanırsın. Vergin her şeyin içinde. 1000 lira. Evet, 1000 liraya kalırsın. Bir şey söyleyeyim mi? Evet. Yani şöyle, şimdi biz bunu iyi getir bakalım abi. Bu ne abi? Dur, bir sıcak bir şey bu ya. Merhaba. Merhabalar abi. Nasılsınız? İyidir, teşekkür ediyorum. Siz de iyisiniz abi. İyiyim, ben ilk başta soda limon zannettim ama değil. Yok, limon. Sade limon, sıcak su. İhtiyarlara ver arkadaki, soğukta biz genciz ya, bize bir şey olmaz. Soğukta kuru. Vallahi abi. Canımsın. Diyarbakır'da turizm en hızlı hangi sezonlarda? Diyarbakır'ın sezonu 5 aydır. Ha diyeceksin ki bak işte görüyorsun 12. aydayız. Yıl sonuna doğru gidiyoruz. Cennet gibi hava. Bize yabancı da lazım, yabancı. Buraya yabancı gelmiyor. Bir yabancı Avrupalı, dünyalı görmeye hasretiz. Bir ya, yani ilgilenmemiz lazım kardeşim bizim. Abi fuarlara gitmiyor bizim musunuz? Fuarlara gidiyoruz. Esnaflarımız mükemmel bizim. Tanıtım iyi, şu iyi ama sınırlı kalıyor Diyarbakır'da. Şimdi Diyarbakır'da Eğil diye bir yer var. Peygamberler diyarı. Diyarbakır'da birbirinden değerli eserler var. Camiler var. Yani hacca gittiniz, Allah kabul etsin. Sonra umreye de gittiniz, onu da kabul etsin ama bence ikinci ya da üçüncü kez umreye gideceğinize Eğil'i görün ya, Diyarbakır Eğil'i görün. Çok. Diyarbakır'ın camilerini gezin. Diyarbakır'ın tarihini koklayın. Şimdi bak programın ilerleyen dakikalarında göreceksiniz. Diyarbakır böyle hani günümüzde ben nasıl görüyorum abi biliyor musun? Böyle çok güzel yüzlü, çok bilge, tamam mı? Ama çok yorulmuş amcalarımız, dedelerimiz vardır ya bizim. Evet. Hani ben Diyarbakır'ın biri bana dese ki bir resmini çiz. Böyle güzel yüzlü, nur yüzlü, bilge ama yorgun ve üzgün bir adam görüyorum. Şimdi Diyarbakır'da biz size bilgileri veriyoruz ama biz bir aldığımız bilgileri sizlerle paylaşıyoruz. Diyarbakır İl Emniyet Müdürü Fatih Yılmaz abim. Benim Bitlis'te görev yaparken tanıdığım, Sakarya'da görüştüğüm ve bugün de Diyarbakır'ın İl Emniyet Müdürü olarak böyle tanıtmaktan onur duydum. Çok değerli bir devlet adamıdır Fatih Kaya abim. Sağ olsun bizim tanışmamıza vesile oldu. Sizi de tanıyalım. Merhaba. Ben merhabalar, hoş geldiniz. Ben Diyarbakır Kültür Turizm Dernek Başkanıyım Diyarbakır'ın. Tabii memleketin tanıtımla ilgili ne olursa olsun biz varız. Özellikle bir de müdürümüzün bizi bu konuda araması önemli. Sizin de gelmeniz bizim için önemli. Çünkü Diyarbakır'ı genelde geldik gezdikten sonra tanıyorlar. Çoğu insanın söylediği şeyi söyleyeyim. Yani turistler geldiği zaman diyorlar ki biz buraya geldiğimizde bir algıla geliyorduk. Ama gittiğimiz zaman böyle bir şehir dünyada yok diyorlar. Yaşayan bir şehir, ruhu olan şehir de diyorlar. Çünkü her tarafta tarihi var gezdiğiniz zaman. Zaten surların üzerinde kitabelerde bütün Diyarbakır'ın tarihi yazılı, geçmişteki medeniyetlerin. Burası da çok önemli bir yer. Burası Deliller Hanı. Yani geçmişte haca gidenler veya işte kervansaray üzerinde olan, İpek yolu üzerinde olan bir yer. 500 yıllık bir konak burası. Zamanda Üstelik Paşa zamanında yapılmış. Çok önemli bir eser ve Diyarbakır'da bence en güzel eserlerden birisi. Şu anda otel kervansaray olarak anılıyor. Burası çok çok güzel bazalt taşları. Bizim bu taşlar Diyarbakır'ın Karacadağ'ın bazalt taşları. Yazın serin, kışında soğuk özelliğini taşır. Önemli bir yer. Diyarbakır biraz önce bahsettiniz. İnanç turizmi açısından dünyada üçüncü şehir olarak bilinir. Mukaddes şehir. Mekke, Medine'den sonra en çok peygamber kabrinin ve sahabe kabrinin olduğu şehir. Ki 639'da Diyarbakır fethedilmeseydi, yani İstanbul'un 1453'teki fethi konuşulmazdı, Malazgirt'te konuşulmazdı, Çanakkale'de konuşulmazdı. İlk ezanın okunduğu, İslam'ın bütün Türkiye'ye yayıldığı yer Diyarbakır. Bu açıdan çok önemli, çok da bir şeye değiniriz. İnanç turizmi açısından. Eğer ki buraya yönlendirilirse insanlar, en önemli şeylerden birisi. İnanın buraya 5 milyon turist gelir. Beyil'deki peygamber kabirleri, Diyarbakır'daki sahabe kabirleri, dünyada eşi benzeri olmayan
kültür, tarih, medeniyetlerin hepsinin bir arada olduğu bir şehirde yaşıyoruz. Buranın gerçekten üstündeki bu kötü toprağın kaldırılması ve mücevherin ortaya çıkması gerektiğini düşünüyoruz. Diyarbakır her tarafta kiliseler, hanlar, hamamlar, tarihi yerler. Sur içi tamamen bir hazine. Diyarbakır öyle bir şehir ki Mardin'de söylediğimi burada da rahatlıkla tekrar edebilirim. Şehrin içinde biraz dışına çıksanız bile yürüdüğünüz zaman ya bilgi sahibiyseniz ya da yanınızda bilgi sahibi olan biri varsa her köşe başında programa konu olabilecek özelliklere sahip bir şehir. Kadim şehir Diyarbakır. Hepsel bahçeleri. Diyarbakırlıların hepsi bilir. Aslında yolu Diyarbakır'a düşenler bilir ama herhalde sizin kadar kimse detaylı bilmez burayı. Evet, tekrar merhaba. Merhabalar. Ben Kenan Aksu, Diyarbakır Kültür Turizm Derneği Başkanıyım. Burası Hepsel Bahçeleri, İncil'de Eden Garden olarak veya Heaven Garden olarak bilinir, Cennet Bahçesi olarak. 7000 sene sürekli tarımın yapıldığı ve kendi ürününün kendine yettiği, her çeşit meyvanın ve sebzenin yetiştiği yer. Bizim ailenin de burada bir sürü vakıf malları var, bundan biliyorum. Ve burada çok önemli bir şey daha var. Avrupa'daki kuş türlerinden hemen hemen hepsinden fazla 241 çeşit kuş türü var. Yapılan araştırmaya göre bir kardeşimizin. Burası önemli bir yer. Hemen arkamızda zaten 130 asırdır akan Dicle Nehri var. Yani bu asırlardır kesilmedi ve akıyor. Bu ta Irak'a, Suriye'ye kadar buradan Dicle Nehri uzanıyor. Evet. Sayın Aksu, biz buraya kış ayında geldik. Biz buraya hangi ayda gelirsek Cennet Bahçeleri'nin en güzel meyvelerini yeme şansına sahibiz. Tabii bahar da geleceksiniz. Şu anda da yeşillik var ama tabii ki bahar aylarında daha mesela kumalı şeftali var. Türkiye'de bir tek burada yetişir kumalı şeftali. Vişne ağaçları vardı, kiraz ağaçları vardı. Bizim çocukluğumuzdan genç. Dut ağaçları diye bakır. Dutçulukta 1960'ta ipek böcekliğinde diğer Türkiye'de bir numara. Yani en çok İpek böcekçiliğinin olduğu yer Diyarbakır ve ipeğin işlendiği yer. Eski gayrimüslimler evlerinde ve sokak alanında tezgahları vardı. İpek şallar yaparlardı ve ipek örtüler yaparlardı. Zaten Hasanpaşa'yı da gezdik. Orada da Kabe'nin ilk örtüsünün yapıldığı yer Hasanpaşa Hanı. İlk Kabe'nin ipek örtüsü orada yapıldı. Oraları orada, evet, anlatırız ama dediğiniz gibi burası Cennet Bahçesi olarak. Cennet Bahçesi, evet. Hevsel Bahçeleri, evet. İncil'de geçen, evet, Dicle'den beslenen, evet, 243, evet, tür kuş çeşidine, evet, ev sahipliği yapan Diyarbakır'ın belki de Türkiye'nin en bereketli toprakları. En bereketli toprak tabii. Evet. O meşhur 10 gözlü köprü de bak buradan gözüküyor, evet, da ışıklar. Evet. Vakit kalırsa oraya da çeşmeye gidelim. Evet. Rehberde Diyarbakır turumuz devam ediyor. Efendim en son 2 yıl önce geldiğimde çok dolu bir Diyarbakır programı hazırlamıştık. O programda listemde vardı ama yetiştiremedim diye de çok üzülmüştüm, ekrana getiremedim diye. Ekranlarınıza geliyor Semanoğlu Köşkü, diğer adıyla Gazi Köşkü, başka bir deyişle Atatürk'ün evi. Muhteşem bir konak, muhteşem bir konak. Az sonra Hüseyin abiyle beraber içeriği de gezeceğiz. Peki buranın tarihçesini, özelliğini ondan bahsetmek istiyorum. Zaten girişte de bu tabelada gayet anlaşılır bir şekilde yazılmış. Köşkün mülkiyeti Semenoğlu Kerimesi Zeliha Hatun Binti Osman Vakfı'na ait olan, halk arasında Gazi Atatürk Köşkü olarak da bilinen bir köşk burası. Mardin Kapı'nın dışında, Dicle Köprüsü'nün batı yamacında, Dicle Nehri'ne hakim bir yerde bulunuyor. Ve 16. yüzyılda burası inşa ediliyor. Mustafa Kemal Atatürk 16. Kolordu komutanı olduğu dönemde, birliklerinin Ruslarla Bitlis ve Muş'ta savaştığı dönemde Diyarbakır'a geliyor. Ve 1916-17 yıllarında burayı karargah olarak kullanılıyor. Daha sonra Atatürk Diyarbakır'a bir kez daha geliyor. 1937 yılında tekrar Diyarbakır'ı ziyaret ediyor. Yukarıya çıkarken zaten Atatürk'ün Diyarbakır ziyaretinde çekilmiş olan fotoğrafları da kaldığı odaya ve yine misafirliğiyle toplantı yaptığı salon şeklindeki yer boyunca da gözüküyor. Şimdi efendim burası, dedim ya, Atatürk evi Gazi Köşk. Ama burada çok da güzel bir hikaye var. Ben bilmiyordum.
Az önce geldiğimde öğrendim. Şimdi bakın burada bir hayat pınarı var. Hüseyin abi o kadar keyifli ki bu hayat pınarı. Şimdi su burada doğuyor. Bak tam karşıda su doğuyor. Burada büyüyor. Bak su yani akarken de büyüyor. Şimdi gel bana doğru abi. Gel bana doğru. Buranın üstü kaplı. Burası aslında suyun mezarı. Su burada ölüyor. Ve bizim inancımıza göre hani öldükten sonra tekrar diriliyoruz ya. Burası da suyun tekrar dirildiği alan. Nerede bizim değerli dernek başkanımız? Bizim rehberin rehberi bu hafta. Her sıkıştığımız yerde imdat dediğimiz zaman yanımıza gelip Diyarbakır'da bizim bilmediğimiz özellikleri ve güzellikleri bize anlatan isim. Sayın Başkanım tekrar merhaba. Merhabalar. Ben şimdi sizi dinledim. Bizim kadar biliyorsun Diyarbakır. Benim anlatmama da gerek kalmadı. Ben önce sizi dinledim. Sonra yukarı. Maşallah hemen. Hemen maşallah. Şimdi evet. Atatürk seviyor değil mi Diyarbakır? Diyarbakır'da Atatürk'ü seviyor. Değil mi? Tabii canım. Yani burası biliyorsunuz siz anlattınız. Burası bizim ailemizin Semenoğullarından Semenoğlu Vakfı'nın bir köşkü. Eskiden Diyarbakır'ın yerli aileler, büyük aileleri çok sıcaktı Diyarbakır. Yine de öyle. Gelip burada serinlemek için, yazın burada kalmak için yapmış oldukları köşk. Bu ailenin de büyüklüğünü gösterir. Yani Seman Köşkü ailemizin büyüklüğünü gösterir. Zamanında 1916'da Atatürk Diyarbakır'a geldiği zaman Kurtuluş Savaşı'nda bunu bizim ailemiz istifade etmesi için belediye sembolik bir rakamla hediye etmiş. Yani onun kalması için, istifade etmesi için. Burası çok önemli bir yer. Çünkü Diyarbakır'ın hemen hemen en üstteki en güzel yeri. Evet, Hakimer tarafa. O yüzden Atatürk burayı tercih etmiş zaten. Burada kalmış. O dönemden bu döneme işte burada şu anda böyle değişik aktivitelerle burası kullanılıyor. Ben suyu doğru anlattım değil mi? Doğuş, evet, büyüyüş, ölüş, diriliş. Evet, aynen. Şimdi yukarıda neler var? Yukarıda Atatürk'ün kalmış olduğu oda var. Eşyalar var. Çok güzel bir terasımız var. Komple Dicle'yi gören, Hepsel Bahçeli'ni gören teras var. Ve Diyarbakır hakim bir yer zaten. Yani Diyarbakır'a gelindiği zaman şimdi önce şunu söyleyeyim efendim. Bakın ben bunu sıklıkla söyleyeceğim Diyarbakır programından. Şimdi bazı şehirlere giderseniz size bir rehber verilir. Bir plan oluşturursunuz. Bir gün. Yani bilemediğiniz iki günde şehri gezersiniz. Ben iddia ediyorum. Gerçekten bilen biriyle ya da çok iyi araştırırsanız sadece Diyarbakır'ın o merkez dediğimiz işte Suriçi, ofis değil mi? Mardin Kapı. Yani o genel, o bilinen alanlarda en az bir hafta. Tabii. Bak, bir haftada daha göremediğiniz yerler olur. Ama diyorsanız ki hani hızlı hızlı gezelim. Ana yerleri görelim en az 3 gün. Doğru. En az 3 gün. Hani öyle bir günde 2 gün. Yani ilçeleriyle gezecekseniz ben temiz 15 gün lazım. Yani bunun hakkını vererek şunun da altını çizeceğim. Şimdi sosyal medya yaygınlaştıktan sonra bazı videoları görüyorsunuz. Bakın ben bunu her şehir için söylemem. Ben bunu bir Hatay için söylerdim. İnşallah Hatay yine o güzel günlerini görecek. Ve ben bir de bu sözü Diyarbakır için her zaman söyledim ve yine söyleyeceğim. Diyarbakır'a geldiniz canım, insanlık hali bu ya. Cüzdanınız çalındı. Paranız bitti. Arayacağınız kimse yok. Gerçek Diyarbakır'ın yerlisi. Diyarbakırlı'ya denk gelirseniz ne yemeğe para verirsiniz, hatta otel sorarsanız da size der ki ayıptır, burada bizim evimiz var. Yani Diyarbakır'a gelip burayı yaşamak, burada o kültürü anlamanız lazım. Bırakalım o 3-5 tane geçmiş yıllardaki her şeyi. Diyarbakır'da kimse aç kalmaz, açıkta kalmaz. Hüseyin abi görüntüler sana emanet. Şimdi buradan ayrılamıyorum. İki sebebi var. Bir, tabii ki Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün kaldığı köşk olduğu için. İki, ben böyle bir manzarayı Diyarbakır'da başka hiçbir yerde bulamam. Dicle, az önce anlattığımız Hevsel Bahçeleri, On Gözlü Köprü, Kırk Dağı, yani diğer Kırklar Dağı. Diyarbakır'da hani görmek istediğiniz her şeyi görebilirsiniz. Şimdi Hüseyin abi bak, az önce anlattığımız bahçe var ya, bundan yıllar önce
Adı Celal. O zaman soyadı kanunu yok. Celal. Bir ses var. Dillere destan. Arkadaşlarıyla orada oturuyorlar. Türküler söylüyorlar. Besteler yapıyorlar. Atatürk de burada değil mi? Sesi duyuyor. Ya kim bu diyor? Diyorlar ki işte bizim meşhur ses sanatçımız Celal. Ya sanatçımız ya Celal müthiş okur falan. Diyor ki İstanbul'a gelsin. Ondan sonra Şark Bülbülü. Şark Bülbülü olarak bilinen o Celal isimli zata soyadı olarak değil mi? Atatürk veriyor doğru değil mi? Güzel ses soyadını veriyor efendim. Şark Bülbülü Celal Güzel Ses. İşte derler ki buradan söylemeye başladığı zaman surların orada Celal Hoca yine türkü söylüyor diye sesini duyarlarmış. Ama ben bu manzaraya bayıldım. Hepsi ayrı bir filme, ayrı bir belgesele konu olacak eserler. Hevsel, İncil'de geçen cennet bahçesi. Bu bölgenin hayat suyu, kanı, damarı, Dicle. Şimdi bana Cizrelilerle Ağrılılar kızabilir ama Diyarbakırlıların ısrarla bilimsel olarak da ispatı var. Nuh'un gemisi buradadır dediği Kırklar Dağı ve efsanesiyle On Gözlü Köprü. Rehber Diyarbakır'da devam ediyor. Diyarbakır'da akşam olmak üzere öyle bir yerdeyiz ki günün hangi saatinde gelirseniz gelin. Diyarbakır'a geldiğinizde 5 defa da gelseniz, 10 defa da gelseniz, senede 365 gün olup 365 günde burayı uğrasanız aynı maneviyatı hissedebileceğiniz, aynı duyguları yaşayabileceğiniz dünyanın en önemli eserlerinden birinin avlusundayız. Elbette Diyarbakır Ulu Cami'deyiz. Şöyle bir bakıyorum. Ya diyorum ki bu nasıl bir güzellik? Bu nasıl bir mimari? Bu nasıl bir maneviyat? Şimdi Selimiye'de çekim yaparken bize anlatan hoca orası için, Selimiye için çok güzel bir ifade kullanmıştı. Kenan abi demişti ki, pardon Selimiye'de değil, Acı Payam'daki camide. Hatırlıyor musun? Acı Payam'daki o tarihi camide. Hoca ne demişti hatırlıyor musun Hüseyin abi? Buraya demişti ateisti getir, 15 dakika burayı dolaşsın, %100 değişir. Yani tabii o işin esprisiydi ama çok güzel bir benzetmeydi. Ya muhteşem bir eser. Ver böyle dakikalarca sadece mimarisini anlat. Gökyüzünü göster, etrafında uçan güvercinleri ver. Çok özel bir yer, çok özel bir yer. Nasıl anlatacağız buraya? Yeter mi hazinemiz? Valla Diyarbakır'ın Ulu Camisi insanların feyiz aldığı, yani namaz kıldığı zaman çok büyük feyiz aldığı, çok inanılı bir inanç merkezi. Zaten İslam orduları burayı fethettikleri zaman 639'da ilk ezanın, Anadolu'da ilk ezanın okunduğu yer burası. Ve 639'da İslam'da Diyarbakır tanışıyor ve bütün Anadolu'ya buradan yayılıyor. Yani İslam, Diyarbakır fethedilmese 1453 İslam'ın fethi konuş olmaz. Malazgirt konuşulmaz, Çanakkale konuşulmaz. 639'da fethettikleri zaman burası Mortama Kilisesi. Kiliseden camiye çevrilmiş ve burası tamamıyla şu anda İslam aleminin en önemli merkezlerden birisi ve şu anda İslam aleminde 5. Harem-i Şerif olarak kabul ediliyor. Yani burada namaz kılmak, burada ibadet etmek gerçekten insana çok büyük feyiz veriyor. Ki büyüklerimiz şöyle derlerdi. Namaz kıldığın zaman Ulu Cami'de muhakkak yanında bir veli vardır. Gerçekten insan öyle hissediyor. Yani burası çok önemli bir yer. Ki içerisinde biraz sonra göreceğiz. Mesudiye Medresesi. Çok önemli bir yer. Ve zamanda Evliya Çelebi seyahatnamesinde Ulu Cami'yi gezdiği zaman böyle köşelerde toplanan ahaliyle konuşurmuş, bakarmış neler yapıyorlar. Fıkıh, ilim, bilim, kültür insanları burada bir araya gelip dünyanın gidişatıyla ilgili bilgileri paylaşırlarmış. Ki biz biraz sonra Mesudiye Medresesi'ni gördüğümüz zaman dünyada değil Avrupa'da dünyada görülmemiş bir hazine var. 1.040.000 tane yazma eserin olduğu yer. Bakın bu sadece dile kolay. Bir şey soracağım. Evet. Yanlışım varsa lütfen düzeltin. Ben yanlış hatırlıyor da olabilirim. Benim bildiğim burası dünyada 3 semavi dine ibadethane olarak görev yapan
sayılı yerlerden biri. Biz kilise olduğunu söyledik ama kiliseden öncesi de var diye biliyorum ben yani. Yanlış hatırlamıyorsam. Daha önceden tabii ki dinler olmadı dönemde. Musevilik döneminde de galiba. Tabii orada var. Tabii. Ben geçmişi söylemedim. Şu andaki şeyi söyledim. Tabii. Yani tüm semavi dinler oluyor. Hepsini ev sahipliği yapmış bir ibadet. Şu anda tabii. Şu anda 5. Harem-i Şerif olarak kabul edilmiş. Önemli bir yer burası. Çok önemli bir yer. Dediğiniz gibi ve o dönemde de mesela mezheplerin Hanifi mezhebi, Şafii mezhebi, Hanbeli mezhebi buna hep beraber aynı anda namaz kılarlarmış. Şu anda da zaten öyle. Onun için Ulu Cami çok önemli bizim için. İslam alemi için çok önemli. 40 bin tane Mesudiye yani dünyanın ilk üniversitesi Mesudiye medresesi. Biraz sonra görürüz orayı da. Orada da ilim adamları, bilim adamları, astronomiyle ilgili kültür ve bilim adamları yetişmiş. Mesela ilk dünyada robotu yapan El Cezire burada yetişmiş. Ki onun bir eseri var göreceğiz biraz sonra. Abi, güneş, saati. Geçelim saati. Oraya doğru, evet. Ama gitmeden. Şöyle zaten rahat rahat şurada duruyor Hüseyin abi. Hissettiğiniz güneş saati, evet, değil mi? Güneş saati El Cezire'nin yaptığı dünyadaki en önemli eserlerden birisi. Tabii güneş olduğu dönemlerde o bulunan şeyin gölgesiyle saatin kaç olduğu biliniyor. Şu anda da yani bu konuda herhalde tek dünyada tek eser. Tabii El Cezire'yi biraz sonra göreceğiz. Mesudiye Medresesi'ne yetişmiş en önemli alimlerden, bilim adamından birisi. Şimdi biz kervansarayı gezerken ben gıyaplarında konuştum. Dedim ki öğretmen bir grupla karşılaştım. Şimdi bizim için şu çok önemli. Hele hele Diyarbakır'a ilk defa geliyorsanız, öyle mi? Evet. İzlenimleriniz çok önemli Diyarbakır'la ilgili. Oo, muhteşem bir kent. Yani sosyal bilgiler öğretmeniyim. Tarihlerin, uygarlıkların birleştiği nokta diyebilirim. Mesela öğrencilerinize anlatacak mısınız? Öğrencilerime anlatacağım. GAP turu zaten geçen sene yapmıştık. Diyarbakır'a ben gezme şansım olmadı. Öğrenciler gezip geçti ama yarım gün ayırdık. Ama hani bir sonraki GAP turunda bir günü tam gün olarak Diyarbakır'a ayırmak sosyal gerekiyor. Sosyal bilgiler öğretmeni olduğunuz şuradan belli. Diğer öğretmenler herhalde sosyal bilgilerden uzak, sürekli selfie çekerlerken. Onlar sosyal kısmındalar. Bilgi kısmından biraz daha uzaktalar. Onlar, sizi de yanınıza geleceğim. Diyarbakır'da sizi en çok neresi etkiledi? Hadi bakalım. Etkilemediği yer yok aslında. İlk gittiğimiz yer 10 gözlü köprüydü. Gerçekten değişik bir ortamı var. Ulu Cami bizi çok etkileyen bir yer oldu. Buradan Hasan Paşa'na gitmeyi planlıyoruz. Henüz gitmedik. Orası da çok güzeldi. Orası da çok güzel olduğu söyleniyor. Size dönelim. Sizde var bir Diyarbakırlılık ama şöyle bakınca değil mi yani? Bu şekil falan olmuş değil mi? Ben oryantasyona erken başladım. Ben adım Bora. Bora. Siz de öğretmen misiniz? Ben de öğretmenim. Ben de rehberlik öğretmeniyim. Yani Diyarbakır'a geldik. Bir kere ciğerci es geçmiyor yani. Ciğer evet, hani ben işte. Ciğerciden başladım. Evet. O. Sonrasında tabii zihnimiz de açıldı. Arkadaşlarla surun üzerinde şehri izlerken Havsel bahçelerine bakar. Hevsel, özür dilerim. Hevsel bahçelerine bakarken hani büyük bir şehrin ortasındayız. İstanbul'dan geldik. Ve huzur var. Bir dinginlik var. Yani o bizi şaşırttı. Biz yaşadığımız bu duygu, evet, nedir diye baktık. Huzur da var. O enteresan bir duyguydu. Bunun tartışmasını yaptık. Bütün öğretmenler neden bu kadar huzurluyuz şu anda buraya, evet, geldiğimizde. Diğerleri de fotoğraf çektirdi bol bol. Fotoğraf çok önemli. Onlar tabii. Çok önemli. Ya, çeksinler. Niye çeksinler biliyor musunuz? Sosyal medyada bir kişiye bile ulaşsalar, 1000 kişiye de ulaşsalar buraları görsünler. Sizin fikirleriniz bizim için çok önemliydi. Çünkü ilk kez Diyarbakır'a geldiğinizi söylediniz. Çok teşekkür ediyorum. Öğretmenim. Teşekkür ediyorum. Kolay gelsin. Teşekkür ediyorum. Çok güzel bir saatte geldik Ulu Cami'ye. O gün batımı görüntülerini ekrana getirdik. Ulu Cami'yi dinledik. Mesudiye Medresesi'ni dinledik. Buranın dünyanın ilk üniversitesi olduğunu söyledik. Sizi tekrar almak istiyorum yanıma. Şimdi efendim bakın bir şey göstermek istiyorum size. Dönüyor. Evet. Boş yere dönmüyor ama. Değil mi? Şimdi bu zamanda yapılan önemli bir eser. Mesudiye Medresesi'ndeyiz şu anda. Dünyanın en önemli ilim ve bilim adamlarının, kültür adamlarının yetiştiği bir üniversite, medrese burası ki El Cezire, ilk robotu yapan, dünyada ilk robotu yapan El Cezire burada yetişmiş. Burada önemli bir eser var. Şu binanın statiğini gösteriyor. Depremde bina etkilenmiş mi, etkilenmemiş. O dönemde yapılan önemli bir eser. Bakın şöyle, statik yer dönmezse demek ki oturmuş. Şu anda sağlam, herhangi bir şey yok. Bu binanın depremle ilgili statini gösteren bir döner
taş. Evet. Yani ben şöyle söyleyeyim, aslında detaylı konulara girersek Ulu Cami'nin, medresenin her köşesinde bizim, bırakın programın süresini, herhalde ömrümüz yetmez tabii, anlatmaya. Tabii. O yüzden öyle kısa bilgiler veriyoruz. Eksiğimiz mutlaka vardır, onu da kabul ediyorum. Çünkü bazen şununla karşılaşıyoruz. Bu sosyal medyada en kolay şey eleştirmek. Hemen bizi eleştiriyorlar. Şu da vardı, bu da vardı. Efendim, gönül ister ki her şeyi uzun uzun anlatalım ama bizim de programın bir süresi var. Rehber devam ediyor. Keyifli bir Diyarbakır programı izlediğinizi düşünüyorum. Hap bilgiler diyoruz. Hap bilgiler nedir efendim? Fazla uzatmadan özünü vererek çok sayıda yeri ekrana getirmek istiyoruz Diyarbakır'da. Şimdi Diyarbakır'ın surları dünyanın en güzel, en muhteşem eserlerinden ve uzun yıllardır da bu surların düzenlenmesi için çalışmalar yapılıyor. Yıllar önce İstanbul'da fuarda karşılaşıp hala abi kardeş ilişkimizin devam ettiği, bu konuda yüzlerce yazısı, belgeseli olan Edip abimle beraberiz bugün de. Edip abim merhaba. Hoş geldiniz Diyarbakır'a yine. Seni nasıl geçmişsin böyle? Diyarbakır'da sizleri yine görmek, ağırlamak çok büyük bir keyif veriyor bize. Sağ olasın. Ayağınıza sorumu sağlık. Sorumu soracağım ama önce Edip abi nezdinde bir mesaj vermek istiyorum. Edip abi hem çok iyi bir dostumuzdur, araştırmacıdır. Aynı zamanda iyi bir hayvanseverdir efendim. Abi nedir bu surların sırrı nedir? Evet, şimdi tabii böyle kıymetli eşyalarımızı ne yapıyoruz biz? Kasaya koyuyoruz, cüzdana koyuyoruz paramızı. İşte Diyarbakır'da çok kadim, çok kıymetli bir şehir olduğu için hep korunma ihtiyacı hissetmiş. Yani 6 kilometreden fazla uzunluğuyla dünyanın yegane surudur. Şehri tamamen çevreleyen ve şanslıyız, günümüze kadar getirebildik bunları. Geçmişine baktığımız zaman tabii ta Huriler, Mitanilere kadar dayanıyor. Yani 3000 yıldan daha eski bir geçmişi var ama asıl bitişi 349 Bizans döneminde tamamlanmış ve bugünümüze kadar gelmiştir. 82 tane burcumuz var. Bugün bir tanesini beraber gezeceğiz. Gezeceğiz abi. Yani şöyle mi oluyor? Bak yanlışım varsa düzelt. Surların içerisinde, yani bu surlar böyle hani şehri çevreliyor ya. Bu surların arasında da burçlar mı var? Tabii burçlar var ve bunlar lojistik amaçla kullanılmış. Ve yani diyelim ki ordunun, işte askerin levazımı, ondan sonra ihtiyaçları buralarda karşılanmış. Yönetim buralarda olmuş. Çok eski tarihlerde üstlerden tamamıyla şehri dolaşabiliyorsunuz yani üstlerden. Peki, abi bir şey soracağım. Burası Keçi Burcu. Evet, Keçi Niye Burcu. Niye Keçi? Birçok nedeni var bunun. Hani keçi derken bu Kürtçeden gelen keçi, kız burcu demek. Ha, kız burcu. Kız burcu. Tamam. Yani bir de burada mesela şimdi belli amaçlarla kullanılmış ama tapınma amacı da kullanılan. Bir girelim içerisine. Evet. Şimdi efendim bu burçların düzenlemeleri yapılıyor. Kimisi işte sergiler, etkinlik alanları. Burası hakikaten bu 82 burcun içinde önemlilerden bir tanesi. Bu bir dönemde burası güneş tapınağı olarak kullanılmış. Çünkü gittiğimiz zaman bakın güneşin doğuşuna yönelik doğru gittiğimizde orada güneş doğar doğmaz burada ayinler başlamış. Yani ayin olarak da kullanılmış. Ama günümüzde ne yapıyoruz burayı da? Birçok daha yeni bir sergimiz vardı. İşte bugün toparlanıyor. Bugüne kadar sürekli birçok etkinlikte burası kültürel amaçlı. Birçok etkinlikte burası kullanılıyor. Çok güzel ya. Şöyle baktığım zaman dediğim gibi her şey yapılabilir burada. Şimdi bizim Edip abinin çok güzel bir projesi var. Yıllar önce bunu da yazdı. Dedi ki burada dedi 82 tane burç var. Keşke dedi her burcu bir ülkeye versek. Kendi ülkelerinin kültürlerini getirip o burçların içinde sergilese. Böylece bize, bence hala dünya medeniyetinin en önemli şehirlerinden biri olan Diyarbakır, dünyadaki 82 ülkenin de buluşma noktası olur dedi. Vallahi Edip abi biliyorsun her şey hayal etmekle başlıyor. Dünya kenti olur. Diyarbakır dünya kenti zaten olur dünya yani. Kenti. Evet, her şey bir hayalle başlar ama inşallah biz bunu ısrarla her gün dile getireceğiz. Çünkü burçlar hakikaten günümüzde çok güzel onarıldı. UNESCO Kültür Mirası'nda zaten. Bu onarımdan sonra bunun işlevlendirilmesi gerekiyor. Ama böyle hani ilgisiz alakasız işlevlendirmenin de bir anlamı yok.
Yani bize bir kat bir şey katma, değer güzel, katmalı. Dediğim proje çok güzel ama 80 ya. Tane ülkenin bir tane burcunun olduğunu düşün. Meksika'da olacak. Diyelim ki Nijerya'nın bir tane burcu olacak. Yani onlar... böyle hiç alakasız ülkeden Kırgızistan'dan birisi gelecek buraya diyecek. Aa benim ülkemin temsil ettiği bir köşe o, var, bir burç var. Eserleri, tabii, tabii. Yani o tapınaktan bahsettik. Zaten ben gelir gelmez sormuştum. Edip abi demiştim. Buranın bir özelliği var mı? O da dedi ki Mert dedi işte dedi. Burası dedi zamanında dedi güneşe tapanların ayin yaptıkları yer. Şu noktadan güneşin doğuşu değil mi? Güneşin doğuşuyla burada ayin başlıyor. Yani burası aynı zamanda bir güneş tapınağı olarak da kullanılmış belli bir dönem. Tabii burada dediğimiz gibi yani daha buraya İslamiyet'in gelmesi belli bir dönemden sonra yani 639'dan sonra bu daha öncesi yok yani buralarda. Buralarda her türlü inanç, her türlü kültür, her türlü medeniyet buradan dünyaya yayılıyor. Diyarbakır'a geldiğiniz zaman sağda esnafa sorun, yolda vatandaşa sorun, internete sorun, görülecek yerler. Yani mutlaka bahsedecekleri yerlerden biri de dört ayaklı minare. Şöyle Hüseyin abi yukarıya doğru da bir çıkalım, dört ayaklı minareyi bir gösterelim. Şehir için bir anlamı olduğunu söylediler. Edip abi gel, ne varsa sende var. Ya tabii Diyarbakır'da biz çok şanslıyız. Yani İstanbul'dan sonra kültür envanteri olarak en zengin şehir, kadim şehir Diyarbakır. Yani böyle işte camileri, kiliseleri, böyle önemli yapılarıyla... surları, burçları ve bunun gibi birçok eseriyle Diyarbakır bu konuda çok şanslı. Hüseyin abi ezilmeden sen de şöyle gel abi araba geliyor. Evet. Şimdi bu dört ayaklı minare hani bu nedir? Dört tane mezhebi temsil eden önemli bir yapıdır. İşte dünyada da eşi yok. Hakikaten böyle dört tane taşın üzerine konmuş başka bir örneği yok. Bunun tarihi 700 yıllık bir tarihi var. 700 yıllık. Evet. Meşhur dört ayaklı minareyi de görmüş olduk. Şimdi efendim benim sağıma doğru döndüğümüz zaman son yıllarda çok büyük önem verilen yazın sezonda yürümeye hafta sonları adım atmaya zorlanacağınız bir caddeye geliyoruz biz. Nereye yani geliyoruz? Sabahın köründe bakın yine maşallah yine ciddi bir yoğunluğumuz var. Şimdi burada işte turistik bir caddemiz oldu burası yani turizme açık. Burası eski Hançepek Mahallesi. Şimdiki bir turizme açtığımız bir caddemiz oldu yani turizm. Tamam. Etiketlere takılmadan yavaş yavaş gidelim. Arkadaki caminin de adını söyleyelim. Şeyh Muattar Camisi, Muattar Camisi burası da. Şimdi efendim bakın ilginç. Burada camimiz. Şurada dönüyoruz. Katolik kilisesi. Onun yanında Ermeni kilisesi. Onun yanında yeni yapılan yerler. Aşağıya doğru az önce gittiğimiz Keçi Burcu'na kadar, burçlara kadar, surlara kadar devam. Boş yere demiyoruz. Açık Hava Müzesi. Yine tekrar etmek istiyorum. Biz bu hafta programda Diyarbakır'ın hani o ilçeleri, tarihi eserleri çok yer var ama biz özellikle şunu istedik. Hani böyle uçağa bindiniz ya da arabanızla Diyarbakır'a geldiniz. Otoparka arabanızı koydunuz. Böyle yürüye yürüye, geze geze, baka baka nasıl gezersinize cevap bulmaya çalışıyoruz. İşte dört mezhebin temsil edildiği dört ayaklı minare. Arkasında cami, yanında Keldani Kilisesi. Evet, burada Keldani ırkı. Böyle ırk olarak hemen Hristiyanlığı seçen nadir ırklardan bir tanesi. Yani bir anda tamamı Hristiyan olmuşlar. Ve önemli yapıtlarından bir tanesi tabii Diyarbakır'da. Bunun gibi birçok şey var. Ama önce bir Keldani Kilisesi'ni bir dolaşacağız beraber. Bayağı bir güzel. Tabii bu birkaç yıl öncesine kadar çok harap durumdaydı. Bu son dönemde asıl orijinal projesine göre tarihi yapısına göre tekrardan onarıldı ve şu anda turizme açıldı. O zaman Hüseyin abi sen buranın içinin detaylarını ver. Biz bakalım daha nerelere gideceğiz. Gezdiğimiz zaman ne diyoruz? Ne kadar güzel olmuş diyoruz değil mi? O duvarlar, girişi, buradaki havuzu, dilek havuzu, misafirhanesi, kafeteryası. Aslında her şey istemekle oluyor. Şimdi biz işin en güzel tarafını ekranlara getiriyoruz. Ama biz buraya 5-6 sene önce gelmiş olsaydık burada böyle bir kilise vardı ama sadece adı vardı. Kilise yoktu. Hatta daha ilginç bir şey söyleyeyim. Bizim ilk röportajı yaptığımız kilisenin giriş kapısının yanında iki tane duvar.
Kapının önünde de bir tane beton vardı ve orası kuru yemişçiydi efendim. Şimdi ben kimin yaptığı beni ilgilendirmiyor. Ben sonuca bakarım. Burası madem medeniyetler şehri, madem burası yüzyıllardır, bin yıllardır her türlü inanca ev sahipliği yapmış bir şehir, o zaman ben burayı güzelleştirenlere sadece saygı duyuyorum. Bakın bugün ne kadar güzel. Çam, yanında cami. Türkiye'nin, dünyanın dört bir yanından gelen misafirler fotoğraf çektiriyor, buranın tarihçesini okuyor. Buraları gezdikçe Diyarbakır'ı daha çok seviyor. Ve böylece ne oluyor? Diyarbakır dünya turizmine açılmaya başlıyor. Dedim ya, 5 sene önce çöplüktü buralar, çöplük. Kim yaparsa yapsın. İşi güzel yapıyorsa tebrik ediyoruz. Bu şu anda Maria Hanım da işletmesi. İşletmesi derken belki de gönüllü, bilmiyorum. Misafirhanesi var, kafeteryası var. İnsanlar geliyor. Hani hangi dinden, hangi renkten, hiçbir önemi yok bunun. Önemli olan Diyarbakır'da kardeşçe, huzur içerisinde o tarihin, o kültürün duygusunu hissederek burada güzel zaman geçirmek. Şimdi iki adım yana gideceğiz. Başka bir kilise karşımıza çıkacak. Rehberde dolaşmaya devam ediyoruz. Efendim şimdi çıktık, üç adım attık. Surp, Giragos, Ermeni Kilisesi'ne geldik. Ödüllü bir kilise. Ödüllü olmasının sebebi şu. Yeniden restore edildi. Bugünkü halini aldı ve yapılan çalışmaların karşısında da ödülünü aldı. Şimdi abiye sordum. Abi dedim, adınız nedir? Beni dedi adımla kimse bilmez dedi. Beni dedi namımla bilirler. Eyvallah. Kimle müşerref oldum efendim? Udi Yervant. Udi Yervant abi. Evet canım. Kaç sene aradan sonra geldin Diyarbakır'a? Şimdi aşağı yukarı biz 1976 Aralık'ın 3'ünde Diyarbakır'dan göç ettik İstanbul'a. 28 yıl hiç Diyarbakır'a gelmedim. Bu kilise kaç yıllık bir kilise? Neler yaşadı? 1376 yapımı bir kilise. Aşağı yukarı 700 yıllık bir kilisedir. Çok şeyler yaşadı. Acı gördü, hüzün gördü. Sevgi gördü tabii ki bunun yanı sıra. Yani ben hayata her zaman bardağın yarısı dolu diye bakmışımdır. Burada da öyle baktım. Bugün harika bir halde Diyarbakırlı ve tüm dünyaya açık, ziyaretçilere açık bir kilise haline getirdik yine. Eski orijinal halini koruyarak tabii ki. Ben bir ödülden bahsettim. Evet. Ne aldı burası? 2006 zannedersem 2006-2007 arası tadilatına başladık. Çünkü olduğu gibi biz Ermeniler buradan göçünce kilise sahipsiz kaldı. Tavanı bizim bütün Diyarbakır'daki sur içi bütün evlerimizin tavanı toprak damdır. Direkli toprak damlar. Bakımsız kalınca direkler tamamen çöktü. Çökünce harabeye döndü. 2006'da başladık tadilata. 2012'de bütün dünyaya açtık kilisemizi. Ki biraz sonra herhalde girip bakacağız. Orada da çekimler yapacaksınız. Ki göreceksin. Çok önemli bir özelliği var mı kilisenin? Evet, ödül almış dedin. O 6 yıllık emeğin karşılığını Avrupa'da en iyi onarılan, restore edilen kilise ödülünü aldı. Gerçekten mükemmel yapıldı. Çünkü bir de bu kilisenin ayrı bir özelliği var. Diyarbakır'da bizim sur içindeki evlerimiz de Karaca Dağ'ın püskürttüğü lavlardan oluşan taşlarla yapılmıştır. Kışın soğuğa dayanıklı, yazında sıcağa dayanıklı, mükemmel bu taşlarla mükemmel bir yapı oluşturulmuştur. Görürsünüz şimdi peki, içeri girişte. O zaman girişte. Ben şöyle yapalım. Siz çok güzel anlattınız. Ben Hüseyin abiyle sizi baş başa bırakayım. Niye abi sen güzel? Ben de geleceğim. Hüseyin abi de şöyle güzelce görüntüleri. Ama ben abimi gitsin. De isterim ya. Edip abi siz gelmez zaten. Edip abi siz olmaz. Gezelim, ben gezelim. De onu. Şimdi burayla ilgili bilgiyi vermeden önce Diyarbakır'la ilgili önemli bir konu söyleyeceğim. Şimdi Diyarbakır'daki birçok yer, tarihi eserlerin hepsinde giriş kısımları alçak ve kafayı eğerek giriyorsunuz. Benim gibi dikkatli siz olursanız kafanızı mutlaka bir yere vurursunuz. Şimdi geldik buraya. Efendim burası Orta Doğu'nun en büyük Ermeni kilisesi. Bundan 40 yıl önce
50 yıl önce burada pazar ayinleri yapılmadan önce gençler cumartesi gününden gelir burada yatıp büyükleri için yer tutarmış. Öylesine ilgi gören bir yer. Şimdi yukarıda da çıkıp çekim yapacağımız yerler var ama bizi karşılayan sevgili Udi abimin, Udi Yervant'tı değil mi abi? Udi Yervant abim dedi ki benim dedi bir ricam var dedi. Ben dedi sosyal medyamdan dedi benim dedi videolarım var. Müzik videoları değil mi? Tabii tabii. Beni tabii, dedi tabii, takip edin dedi. Ben de dedim tamam ben bunu yayınlarım. Teşekkür ediyorum. Rica çok ederim. Güzelsiniz. Hoş geldiniz muhteşem tekrardan kilisemize. Ya. Evet gerçekten öyle mükemmel bir yapı. Dünyada eşi benzeri olmayan bir kilise. Şu anda nasıl pazar günleri ayin var tabii değil mi? Maalesef pek olmuyor. Yani öyle cemaat senede yok. 4-5 yapı cemaat kalmadı. Ama eskiden inanılmaz derecede burada biz safa dururduk. O kadar ki cemaatimiz çoktu, vardı. Ama ziyaretçi çok geliyor tabii dünyanın her yerinden. Yani şimdi biz şöyle bir hesap yaptık. Dedik ki Diyarbakır'a yılda 2 milyon turist gelse. Bak 2 milyon turist. Bunların hepsi 1000 dolar bıraksa. Ne güzel bir hesap. Bak. Diyarbakır'a bak abi, Diyarbakır'a bak. Kesinlikle. Bak bir şey söyleyeceğim. Paranın olduğu yerde, ekmeğin olduğu yerde barış olmaz mı? Olmaz mı? Elbette. Kavga olur mu? Olmaz. Olmaz doğru, değil mi? Doğru. Bizim de istediğimiz bu zaten. Evet, fazlasını istiyorsam adım Mert namert olayım. Evet. Rehber devam ediyor. Bir akşam gelin. Mertsiniz, mertsiniz. Gelin bir sizi ben udumla ağırlayayım. Şöyle bir mehtaplı gecelerde. Vallahi. Hep seni yandım diyeyim abim. Sözüm benim olsun. Bir daha Diyarbakır'a geldiğimde beraber. Teşekkür ediyorum. Hüseyin abi de def çalar. Başımızın üzerinde yediyor. Hüseyin abi bu işin erbabı zaten. Eyvallah öyle görünüyor. Sağ olasın. Çok güzel, çok naziksin. Diyarbakır programımızın açılışını On Gözlü Köprü'de yapmıştık efendim. Gezdik, dolaştık, çay içmeye karar verdik. Başlangıç noktamıza geri geldik. On Gözlü Köprü, Dicle ve mevsim kış olmasına rağmen yine yemyeşil bir alan. Tam kafama göre biriyle tanıştım burada. Tam kafama göre. Şurada çayımızı içerken dışarıdan biri görse diyecekti ki bizi bunlar biraz sonra birbiriyle kavga, dövüş başlayacak ama güzel bir dost edindik burada. Kendisini sevdim. Niye sevdim biliyor musunuz? Bakın şu görmüş olduğunuz alan var ya Hüseyin abi tabii Neslihan da dikkat edecek. Bak şu görmüş olduğunuz alan karşısı. Biz hep ne diyoruz? Ülke çok güzel. Ülke cennet ve bu ülke hepimizin. Ama kıymetini bileceğiz. Nasıl yaptın buraları bu hale getirdin ya? Merhaba. Merhaba, hoş geldin. Başkasına geldiniz. Memnun olduk. Nasıl yaptın buraları ya? Neydi buralar? Buralar çöplük halindeydi. Nasıl çöplük? Bireysel değil, bütün şehrin çöplüğü yıllarca çöp olarak, çöplük alanı olarak burayı tercih etmişler. Köprünün dört tarafına çöp ve bir kilometre uzunluğa doğru gittiler. Çöp, hepsi çöp. Devlet destek oldu mu sana? Evet. Önemli bir sorun. Evet. Şimdi yıllar önce kimse destek olmadı ama kaç yıldır destek olmaya... O nasıl destek? Maddi destek değil. Maddi destek hiç kimse bana yapmadı. Resmi destek bazı yerlerde oldular yani. O zaman koşmak yani lazım. Destekli olduğu zaman her şey daha kolay oluyor. Evet. Sağ olsun bu ülkede çok değerli insanlarımız vardır. İnşallah Allah'ın izniyle daha da bu iyi insanlarımız daha da çoğalacaklar. Çünkü isteğimiz budur. Biz ne kadar Diyarbakırlıyız o kadar Ankaralı İstanbulluyuz. Bizim için ülkemiz, ülkede yaşayan insanlarımız yani bizim tek amacımız insanlarımızın huzur içinde yaşamasıdır ve insanlarımız her güzelliğe layıktır ki biz bu mücadeleyi verdik bugün. Burayı önce Diyarbakır'a sonra ülkemize kazandırdık. Burada bu arada Kaş'ta geldik. Evet. Kahvaltı veriyor musun? Veriyoruz nasıl? 300 lira mı kahvaltı? Yok abi. 200? 250 lira. Kişi başı. He, kişi. Peki iki kişi gelip bir kişilik kahvaltı alabilir miyiz? Hadi doğru. Alabilir. Vallahi. Alabilir. 5 kişi geldi 3 kişilik kahvaltı istedi. Alır nasıl? Kahvaltıda çay istediğin kadar mı? Çay zaten demliktir bize. Bitti.
He? Bitti ek yaparız mı? Ne parayla olur mı? Yok abi. Bak ciddi soruyorum ha. Yok parayla değil. Allah aşkına. Diyor ki bu benim. İmkanı var mı Hüseyin abi? Ya oğludur ya Photoshop'tur ha. Huyunu öğrendim. Yaşlılığı asla kabul etmiyor ama kesinlikle. işin şakası bir yana gerçekten hani çok özür diliyorum. İt bağlasam durmaz denilen yerler vardı ya. Öyle bir yere uğraştı. Öyle ailesiyle beraber cennete çevirdi. Abi tek burası değil, bir alana gidelim. Daha güzel şeyler olacak Allah'ın izniyle. Ona baharda geleceğim. Evet. Çiçekler açtığında abi geleceğim. Bir alanı gezelim, ne güzel şeyler. Böyle bir çim alanı oluşmuş ki. Çay kaç lira çay? Çay 150 lira. Bir bardak çaya 150 lira diyor. İşte işte. Hani misafirperverlik. Demlik ya o. Kaç bardak çıkar? Demlikte 20 bardak çıkar. Kaç lira yapıyor? 7,5 liraya geliyor tanesi. Tamam. O zaman anlaştık. Yemek ne var sende? Demlik orada abi. Yemek ne var sende? Yemek şu anda sezonu kapatmışız ya. Yemek izgara çeşidi var. Her şey var. İzgara çeşidi sezonda. Fiyat soramıyorum. Yeni sezonda ete zam gelirse ona da zam gelir. O belli olmaz. Çay için teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Çok memnun oldum. Ama bu bak Allah aşkına bak gidiyorum ben. Bir şöyle bir dönsene abi. Kesinlikle sen değilsin. Bu senin oğlundur ha. Kesinlikle benim. Abim çok memnun oldum tanıştığıma. Ben de çok memnun oldum. Allah razı olsun. Bak Rabbim bu mücadeleyi, bu insanlık örneğini herkese nasip etsin. Şimdi sen böyle dedin ya ben en az 20 kişiyi buraya i̇şte, sana misafir yollayacağım. İşte dostum göreceğim. Bak vatanseverlik. Diyarbakır severlik iki dudak arasında olmaz. Pratikte olur. İşte pratik de budur. Bak bir dinle. Bak. İlla o resmi gösterecek. Bak, yok, eski yok. Halini illa gösterecek. Yok. Bak. Şimdi bu 100 lira. Bak. Görüyorsun. Bu şu an burası. Sadece burası. Bak. Karşıya bak. Bak. Çöpe bak. Bak eski haline bak. Eski haline bak. Ben bak fotoğrafta belli bak. Sen Hüseyin biliyorsun. Abiyle baş başa kal ben gidiyorum. Şimdi gerçekler bana ızgara da yok dedi. Mutfakta kapalı ben gideceğim bak. Lahmacun yemeye ya. Bak abi şimdi eski haline bak. Bak yeni haline bak. İşte Diyarbakır severlik budur. Her şey para değil. Hadi tek dileğimiz insanların huzuru içinde yaşamasıydı. Bir tek dileğim var. Mutlu ol yeter. Görüşürüz. Siz de mutlu olun. Eyvallah. Ne mutlu sizin gibi insanlar vardır Serseram, dostum. Serçam Neşi teşekkür ederim saygılar. Diyarbakır'da iki gün kaldık. Çok daha fazla kalabilirdik. Daha gezilecek çok yer var ama sonrası için de bir plan yaptık. O yüzden dedik ki bu hafta rotamız buralar olsun. Sevgili Edip abiyle gezerken dedi ki yemek ne çektin? Abi dedim yani yemek Diyarbakır'da elbette ama hani daha önce geldiğimde ciğerini çektim, kaburgasını çektim, farklı lezzetlerini çektim. Dedi ki seni dedi Mert bir yere götüreceğim. Ve lahmacun. Abi dedim bak ben lahmacunu çok severim ama bak bana dedim hele Hüseyin abi lahmacun beğendirmek çok zordur. Sen dedi dinle beni gel dedi. Bak genç kardeşlerim var. Bir şey söyleyeyim mi? Bak geçen hafta yine söylemiştim buna benzer bir konuda. Hiçbir dostum kusura bakmasın. Efsane. Yani adı gibi namlı. Merhaba. Merhabalar. Hoş geldiniz. Kardeşim tebrik ediyorum bak. Bir şey söyleyeyim mi? Efsane. Teşekkür ederiz. Şeref ederiz. Hoş geldiniz Diyarbakır'a. Benim yediğim bunlardan değil ama o da birazdan gelecek. Boncuklu mu diyorsun? Boncuklu. Bize has spesyal olan kendi özel yaptığımız parça etlerimiz lahmacun. Namlıya özel. O gelince onları konuşacağız. Tamam. Ben bir şey söyleyeyim mi? Çok çeşidim var. Bak orada ızgara var, pide var. Bak, kral bu. Namlı 11... İki gün önce tam 11. yılımızı doldurduk. Namlı olarak Allah hamdolsun her yıl daha da büyümeye çalışıyoruz. Menümüzde pide, lahmacun ve ızgara çeşitleri hepsi var. Ama o zaman önden kimseye lahmacun vermeyin güzel kardeşim. Bu lahmacun yedikten sonra vallahi insan başka bir şey yiyesi gelmiyor. Bizim lahmacun yedikten sonra hiç kimse başka bir şey yemiyor. Ve öyle bir şey ki bağımlılık yapıyor başka bir yere gidemiyor artık insanlar.
Direkt Diyarbakır'a geldiğinde herkes, ya ben orada lahmacun yemiştim veya siz gittikten sonra ben Namur'da yemişim, ben lahmacun getirin diyorsunuz. Çok samimi söylüyorum. Gittiğim her yerde, buna daha önce çekim yaptığım lahmacunu da çektiğim arkadaşlar var. Ben hani dürüstümdür. Evet. Ben onlara da söyleyeceğim. Yani diyeceğim ki bir lahmacun yedim. Şimdi lahmacunda ben şuna dikkat ederim. Herkesin bir damak tadı var. Bir kere çıtır olacak. Şu benek benek olacak ve buraya yağ geçmeyecek. Şimdi bizim lahmacunda kesinlikle salça, soğan kıymasından kullanmıyoruz. Hamurundan maya kullanmıyoruz. Ve ette hiçbir şekilde sinir bulamazsınız. Yani bunu yedikten sonra midenize hangi bir eşkime yapmaz. Çünkü içinde birçok mide soğan ve salça gelmediği için biz onları kesinlikle kullanmıyoruz. Ve her un da bize olmuyor. Ayrı bir özel unumuzla onu kullanıyoruz. Ve odun ateşinde pişiriyoruz yemeğimizi. Onun için lahmacun dikkat edersin bir kağıt gibi hiçbir şekilde şişme yapmaz, kırılma yapmaz. Aynen. Böyle göz göz oluyor ya. Aynen böyle işte taş taban fırını dediğimiz odun fırında pişiriyoruz onu. Ama bak bir şeyi atlıyoruz, ben söyleyeyim mi? Abi istediğin kadar iyi malzemeyi ver. İstediğin kadar malzemeni yiyorsun. Yani bunu yapan usta iyi değilse. Şimdi ben bir şey söyleyeyim ya, ben ustayı buradan özellikle tebrik ediyorum. Adı ne ustamızın? Sadık. Sadık usta benim abim, biz aile işletmesiyiz. Yıllardır bu sektördeyiz. İşin enteresan yanı, aynı kıyma harcını hazırlayalım. 5 farklı ustanın önüne bırakalım. Ama en lezzetlisi yine biri olacak aynı işte. El lezzetinden dolayı biz ona sürekli inanırız. Bu klasik lahmacunumuz mu? Bu klasik sebzeli lahmacun dediğimiz. Sebzeli seven müşterilerimiz mesela var. Daha çok kıyma ağırlıklı değil de sebze ağırlıklı. Onu seven müşterilerimiz var. Şimdi benim favorim nerede ya? Boncuklu lahmacun. Yani bir şey söyleyeyim gelsin mi? Gelsin şu boncuklu. Şu boncuklu lahmacun gelsin. Her yerde anlatacağım bir lahmacun. Bir de lahmacunların da Allah için sevgili kardeşim boyu da güzel. Yani ebatı da doğru. Evet. Ya Edip abi şahsına söyledim. Gelirken de söyledim yani. Bak dedim lahmacun kolay kolay beğenmem dedim yani. Vallahi söyledim. Evet. Vallahi söyledim. Yani bak Diyarbakır'ın ciğeri kaburgası abi, eyvallah da. Yani Diyarbakır'a geldiğiniz zaman, yolunuz düştüğü zaman bu lahmacunun, hele boncuklusunun mutlaka bakın kardeşim. Niye boncuklu? Çünkü üzerinde kolye yapımında kullanılan boncuklardan yok. Onlardan yok. İstediğiniz spesiyaliniz. Şunu. Acılı mı geldi? Evet. Bu boncuklu daha gelmedi bak abi. Şu acılı. Bu acılı lahmacunumuz. Ben bir şey söyleyeceğim. Bu çekim değil çünkü... Yani çekim için bol malzeme değil. Kesinlikle. Kim hangi müşterimiz gelirse bizi biliyorlar zaten. Aynı bu şekilde gelir. Kazır da yeni gelmiş. Şu mikrofonu tutacağım. Şöyle bir katlasana. O çıtır çıtır sesi duymak istiyorum ya bak. Abi. Bak bir de çevir abi. Bak gram yağ çıkmayacak bak. Bakar mısın abi şuna ya? Sıcacık. Bir de size bir tavsiyede bulunacağım efendim. Şimdi geçen bir sosyal medya videosunda seyrettim. Çok hoşuma gitti. Dünyanın en zor kararlarından biri hangisidir? Seçim. Hangi konuda? İki damak. Lahmacun iki mi olsun, üç mü bak. Çok güzel diyor bak. Böyle. Lahmacun kaç tane? İki. Ya iki yetmez. Üç çok olur. Böyle çok ortada çok, durur. Çok. Şimdi normalde biz porsiyon, Diyarbakır'da birçok esnaf arkadaşımız porsiyon olarak çalışır. Biz adet olarak çalışırız. Bizim lahmacunumuzun boyu büyük olduğu için biz mesela müşterimiz iki tane ister, üç tane ister. Çünkü dört beş tane yani yiyen zor. Çünkü lahmacunun boyu büyük olduğu için zor yiyorlar. Bir de Edip abinin işin sırrını da öğrendim. Yani bu saçları boş yere dökmedi Edip abi. Gösteriyorum ama mahsuru yok değil mi? Yok abi sen. Bak bu saçları boş yere dökmedi. Biz lahmacun ikişer taneyle bir başlayalım dedik. Dedi ki birer tane gelsin, bitmeye yakın ikinciler gelsin. İşte tecrübe bak, bir şey daha öğrenmiş oldum. Aynen öyle. Bu acılı. Bu normal klasik acılı olan lahmacunumuz. Gösterelim, bu nasıl olsa bak, bu yine yiyeceğim yani. Şöyle gözlükleri de çıkartayım, yaşlılık zor kardeşim. Acı ama rahatsız edici bir acı değil. Aynen öyle. Peki lahmacun istedik. Biz geldim. Ben iki tane lahmacun istedim. Yanına neler veriyorsunuz? Yanında mevsimine göre mevsim salata, çoban salatası, salçalı soğanı, ezme salatası, lahanası, sade soğanı, roka, maydanoz, domatesi, biberi, nar ekşisi, bütün mezelerimiz bunlar. Hepsi ikram. Söyledim mi geliyor? Hepsi ikram geliyor. Lahmacun 50 lira. Adet fiyatı 50 lira. Zaten bunlar 50 lira. Günümüz şartlarında. Bunlar da müşterimize ikram. Bu arada Hüseyin abi şu soğanı gösterir misin? Ellerinize sağlık. Onu da kim yaptıysa bak hepsi güzel ama
Yani o lahmacunla içine koymayacaksın ama bir lahmacundan ısıracaksın, bir çatal ondan alacaksın. Evet, aynen öyle. Efsane. Bak ben boncukluyu bekliyorum abi. Sen de bak ben söyleyince sen ne oluyor biliyorsun, sinirleniyorsun, sinirlenme, gelir. Yok, sinirlenmiyorum. Böyle bir anda duruyor, boncuklu ne oldu ya, gelir kardeşim, merak etme ya, merak etme, ömür geçiyor ya. Mahcup olmam değil mi sana? Abi bak. Yani ben dedim lahmacun, sen önce dedin ya Diyarbakır'ın ne tadı var? Az önce onu konuştuk abi. Abi söyledim bak, aynen. Ya Allah var söyledim. Az önce dedi, onu konuştuk. Dedi yani lahmacun dedi, ben bir lavabasını yiyorum Türkiye'nin her yerinde. Ben aynen ciğer yemişim daha önce, sen lahmacun yiyelim dedi. Evet. Bak ayran. Buz gibi. Yanında bunlar bir lahmacun 50 lira. Yine gelmedi bizim boncuklu. Dur geliyor geliyor. Sıcak sıcak geliyor. Hüseyin abi bunu da yolda yaz. Onu mesela bahsetsen. Neden? Boncuk gelsin ki gösterelim. Evet. Şunlar gerçekten. Bu arada boncuklu gelene kadar sebzeli. Burada yok kaşarlı. Kaşarlı lahmacunumuz var. Çedarlı lahmacunumuz var. Sarımsaklı lahmacunumuz var. Sebzeli var. Parça etli olan var. Onun dışında normal klasik olan var. Boncuklu lahmacunumuz var. Senin favorin hangisi? Benim favorim boncuklu. Ya şimdi diğerlerinin tadına bakmadım ama. Bak gerçi söyleyeceğim, bakmam da yani. Bende böyle bir takıntı vardır. Mesela bir yerde bir şey beğeneyim ya. Ben abi hep ondan giderim. Değil mi abi? Ya bozmak istemem. Ya ben şeyciyimdir ya, klasikçiyimdir, gelenekçiyimdir. Hiç bozmam. Hep aynı şekilde gideriz ve geldi. Geldi mi boncuklu? Abi geldi bak şimdi. Hüseyin abi bak. Ver bana abi. Boncukları bir göster bak. Niye adı boncuklu? Parça etli olduğu için boncuklu ismini bıraktık ona. Bize has kendi spesiyalimiz bu. Ben bunu Türkiye'de başka hiçbir yerde görmedim daha önce. Yani yapanlar da bizi taklit eden insanlardır. Bak inan ben görmedim yani. Benim hiçbir yerde karşıma çıkmadı. Mesela geçen Bursa'da lahmacunun arasına döner koyup denedik. Güzeldi. Evet. Adana'da kebap koyup yedik. O da güzeldi ama bu böyle başlı başına. Bunlar kuşbaşı. Kuşbaşı evet. Kuşbaşı. Bu da mı 50 lira? Bunun fiyatı tanesi 60 lira. Adet fiyatı 60 lira. Abi şimdi bak ben şöyle hesap yapıyorum. Geldin 2 lira lahmacun 60 120, bir de ayran 150. Doğru mu aşağı yukarı 150? 20 lira da ayran. İşte 140. 140. Hadi 150 lira yanında bunlar falan. Artık günümüzde gidip bir yerde bir yani tavuk döner ayrahinde hani sağlıklı bir yerde yediğin zaman aynı fiyat ya. Pırıl pırıl bir mekan yani. Pırıl pırıl bir mekan. Bak bütün lahmacunları deneyebilirsiniz ama namlu olan bu. Evet. Namı yürüyen. Türkiye'de başka hiçbir yerde bulamayacağınız bence şöyle. Boncuklu lahmacun. Bir de bunu çıtırdat. Şöyle ver 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 ver, ben kamera kapatsın, ver ye, ver yesin genç adam, ver yesin, ver yesin. Genç adam canım, çekimin altından yiyelim. Biber de acı, biber de veriyorsun. Ya asıl ama bak Hüseyin abi dünyanın en güzel adamı, en güzeli de orada ya. Tebrik ediyorum. Aynısını yapmışsın. Birebir maşallah ya. Seviyor mu lahmacun? Yeni yeni değil mi? Ha, öğrensin hayatı, lahmacun candır ya. Bak biz sana bir ters hareket mi yaptık ya? Ben de mi? Ha. Ne yaptın? Ya bir yanlışımız oldu mu? Estağfurullah. Tam sobayı sırtıma vermişsin. Ben yanacağım, yanacağım birazdan. Mevsim olarak kış olduğu için daha bir... O da çok güzel. Ambiyans da çok güzel. Şu anda biz semt olarak neredeyiz bu arada? Kayapınar. Diyecekken Kayapınar semtindeyiz. Bu yeni Diyarbakır'dan bu. Yeni yerleşim yeri. Yani Talaytepe olarak geçiyor ilçe olarak. Kayapınar semtindeyiz. Orada hızlı cepli porsiyon tatlıda getirir misiniz? Hızlı. Porsiyon. Çünkü ben... Abi cuma şey... Şimdi burada konuşurken onu da öğrendik efendim. Yani Diyarbakır'da gerçekten çok değerli kadayıf ustaları var. Ben ayrım yapamam. Tatlılık gelene kadar biz arada lahmacunları efendim gerekeni yaptık. Ayran yarım kalmış da onu dur şöyle koyayım. Tek çeşit tatlınız var değil mi? Tek çeşit kaymaklı kadayıfımız var. Siz yapmıyorsunuz. Biz yapmıyoruz. Ferhat Usta dostumuz var. Sağ olsun, ellerine sağlık. 10 numara bir şekilde yapıp bize gönderiyor. Uzak müşterimize ikram ediyorsun. Demin tadına baktım. Tadına baktıktan sonra da özellikle vermek istedim. Ferhat Usta ellerine sağlık. Yani böyle güzel bir lahmacunun ardından ancak böyle güzel bir kaymaklı kadayıf yakışırdı. Ha dostum çok memnun oldum. Hoş geldiniz Diyarbakır tekrardan. Yani bütün yorgunluğumuz geçti. Güzel bir Diyarbakır programıydı. Çok, çok teşekkür memnun ediyorum. Oldum. Tekrar bekleriz inşallah. İnşallah. Rehberin bu haftada sonuna geldik efendim. Diyarbakır ekranlarınızdaydı. Şunu anladım ki Diyarbakır'a birkaç kere daha, en az 3 kere daha gelmem gerekecek. Eksik kalan, anlatamadığımız çok daha fazla güzellikleri var Diyarbakır'ın.
Dostlardan ayrılması zor. Çok güzel ev sahipliği yaptılar bize. Gerçekten her konuda tüm tanıdıklarımız elinden gelenin fazlasını yaptılar. Teşekkürlerim olacak. Diyarbakır İl Emniyet Müdürü sevgili abim Fatih Yılmaz. Çok teşekkür ediyorum ev sahipliğiniz için. Abdullah Çiftçi Beyefendi. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri. Ev sahipliği için bizi misafir eden değerli iş adamı abim Mehmet İpek. Çok teşekkür ediyorum. Ve yine bize rehberlik yapan Kenan Aksu. Çok teşekkür ediyorum. Ve elbette Can abim, sevgili dostum, yılların dostluğunda her zaman Diyarbakır'da bize en güzel şekilde ev sahipliği yapan Edip Paçal abim. Çok ama çok teşekkür ediyorum. En kısa sürede inşallah yeniden bir araya geliriz ve güzel Diyarbakır, diğer güzelliklerini de rehberde ekrana taşırız. Sosyal medya hesaplarımızdan bizlere ulaşabilir, yorumlarınızı, eleştirilerinizi, görüşlerinizi paylaşabilirsiniz. Rehberden bu haftalık bu kadar. Haftaya görüşmek üzere. Hoşça kalın.